kadar merdiven mi çıkacağız şimdi? Zipki tribe girmiş. Şimdi beni bu kadar yükseğe çıkarttılar. Bir de buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Nasıl ineceğim bilmiyorum. Gerçekten çok yüksek, çok korkunç görünüyor. Sokak lezzeti değil mi? Evet. Yeni bir sokak lezzetleri. Arkadaşlar öyle değil, biz geziyoruz yani. Başkan nereye gidiyoruz? Nereye gidiyormuşuz ama 40 dakika oturacak yer bulmam lazım. Malezya'da gezmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bir tane mağaraya geldik. Burası gerçekten çok ilginç görünüyor. Dağ başında böyle bir tapınak yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Ve yine bu enteresan figürler var. Hemen girişte. Burada da yılan var. Ne düşünüyorsun bu mağara hakkında? Hiç fikrim yok. Ne var? Maymunlar. Yani Malezya'da da bu maymunlardan kurtulamadık arkadaş. Zaten bir yerde tapınak varsa muhakkak maymun da var. Yanlış hatırlamıyorsam zaten onların dininde maymunların bir kutsal yeri var diye biliyorum. Yani Hinduizm'de. O yüzden de bol bol maymun, her yerde maymun. Bir şeyler satılıyor böyle. Tatlılar, süsler. Evet, bu gördüğünüz herhalde bir tapındıkları tanrıçaları. Merdivenlerle yukarı mağaraya çıkıyorlar. Burası dünyanın en yüksek mağara tapınağı arkadaşlar. 200 metre yükseklikteki mağaralarda 3 tane tapınak bulunmakta. Ve burası Hinduların hac merkezi sayılıyor. Çok fazla ziyaretçi alıyor. Yukarı bir gidelim. Hayır. Hazır mısın? Çıkmam ben. Şimdi basamakları çıkmaya başladık arkadaşlar. Burada 272 adet basamak var. Kesinlikle çok yüksek ve çok yorucu. Ona göre gelin. Ve sağda solda da muhakkak maymunlar oluyor gördüğünüz gibi. Onlar için de eşyalarınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Şimdi gördüğünüz gibi mağaranın içine geldik arkadaşlar. Bu mağaralar 400 milyon yıllık kireç taşlarından oluşmuş.
Tapınaklar tabii ki daha sonra içerilerine yapılmış. Tapınaklar da sanırım 1800'lü yıllarda inşa edilmiş içerisine. 3 tane tapınak var. Böyle Hinduların hem ibadet hem de turistik olarak gezdikleri bir yer diğer insanların da. Buraya normalde girişler ücretsiz fakat bazı mağaralarda ücret istiyorlar. Mesela yarasaların olduğu bir mağara varmış, orası ücretliymiş ki zaten girmeyi de pek düşünmüyorum. Bizimki orada oturuyor. Bak nasıl ayakları sallıyor. Yukarıdayız. Hadi aşağı iniyoruz. Şimdi beni bu kadar yükseğe çıkarttılar. Bir de buradan aşağı ineceğiz arkadaşlar. Nasıl ineceğimi bilmiyorum. Gerçekten çok yüksek, çok korkunç görünüyor. Yani açıkçası ben çıkmak istemedim buraya. Çünkü bana ne, ben ibadet etmiyorum sonuçta. Benim dini mekanım değil. Ama bizimkiler tutturdular çıkalım diye. Hadi hayırlısı bakalım nasıl ineceğiz. Şimdi ne kadar yüksekte olduğumuzu anlayabilmeniz açısından aşağıdaki insanlara bakın arkadaşlar. Karınca gibi görünüyorlar gördüğünüz gibi. Ve burada düşünün sağınız solunuz her tarafınız bir de maymun dolu oluyor. Bak maymun dondurmaymış biraz önce. Şuradan geldik. Şu kadar merdiven çıktık. Mağaraya gittik. Şimdi arkadaşlar biz geri döndük. Bir şeyler yemek istiyoruz. Sokak lezzetleri denemek istiyoruz. Bakalım neler deneyeceğiz bugün.
Burada Kuala Lumpur'da böyle güzel bir tünel yapmışlar, ışıklı ışıklı. Oraya da gidip gezeceğiz daha sonra. Burada böyle açık alanda krep tarzı şeyler satıyorlar, atıştırmalık falan. İnsanlar çok alıyor. Şurada da gördüğünüz gibi o kötü kokan meyveden satıyorlar. Biz denemedik, denemeyi de düşünmüyorum açıkçası. Da durabildim de. Peynirli mısır. Bu neymiş? Bu peynirli. Süt mısır. Süt mısır. Şöyle açıyoruz. Kenara geçelim biraz. Güzel mi? Sütlü mü? İçinde sanki başka bir şey daha var. Süt var, peynir var, mısır var değil mi? Mükemmel. Tamam, size afiyet olsun. Bon appétit. Denemen lazım. Yok, ben almayayım, sağ olun. Burada böyle bol bol soğuk içecekler satılıyor. Ben de almak istedim. Servis ediyorlar. Ben yeşil çayla istedim, çok güzel. Çok beğendim. Beğendin mi? وضع اطلب لي واحدة يا وضع. Another one. Yeah. Another one. Why? Because it's better. I'm fighting you. I'm a first, I can't move. Şimdi bu ışıklı tünelli yere geldik. Burada herkes böyle fotoğraf çekinmek için bayağı bekliyor arkadaşlar. Akşamları çok güzel oluyor, rengarenk oluyor.
Yeah.